Efendim merhabalar, House of the Dragon'ın 3. bölüm incelemesiyle sizlerle beraberiz. Bir önceki videoda girişte uzun uzun konuştuğum için ''Kardeşim çabuk, işimiz gücümüz var, senin girizgahını bekleyemeyiz.'' demişsiniz. O yüzden baştaki muhabbeti uzun tutmayacağım. Sadece çok teşekkür ediyorum bütün paylaşımlarınız ve yorumlarınız için ve desteğinizi beklediğimi söyleyerek bölüme direkt olarak geçiyorum. Bu bölüm... Şu ana kadar House of the Dragon'ın IMDB puanları üzerinden değerlendirdiğimizdeki en yüksek puan alan bölüm olmuş. İlginç bir şekilde benim en az beğendiğim bölüm oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu az beğenmemin en temel sebebi aslında o finaldeki savaş kısmı. Biraz sondan başlıyor gibi olacağım ama o savaşı hiç beğenmedim. Şundan dolayı beğenmedim. House of the Dragon büyük Oranda targeyer yanların kim kimi öpüyor, kim kime atlıyor hikayesi üzerine kurgulu. Ya sürekli olarak onları izleyeceğiz. Hani şu ana kadar gördükleriniz bir yerden sonra değişir diye düşünüyorsanız yok. Aman aman bir şey değişmeyecek. Biz büyük çoğunlukla ben seni öpeceğim, sen beni öpemezsin noktasında ilerleyecek. Nadiren gördüğümüz savaşlar var ve bunların ben biraz daha iyi yansıtılmasını arzu ediyorum. E, yalnız bu savaş bence çok e, vasattı. E, bir kere görsel olarak biraz ucuz duruyordu. Böyle e, küçücük bir alanda e, arkadaşları çağırıp çekilmiş gibi duruyordu. E, onu pek sevmedim. Aslında bölümün en başındaki ejderha saldırısı fena değildi ama finaldeki kısmı beğenmedim. E, ucuz durmasının yanında planlama açısından da biraz aptalcaydı. E, yani e, Damon'un tek başına koşarak girmesini hadi diyelim yedik. Ama yani demon orada okları yemiş, yere düşmüş, köşeye sıkışmış. 500 tane askerin yere düşmüş tek bir kişinin üzerine koşturması. Kahkaha attım orada. Ee, yani bir ejderha gelse de hepimizi ortadan kaldırsa diye ee, temenni etmişler gibi. Buraları gerçekten sevmedim. Eee sevmediğim bir başka detay da iki bölümdür hypeladıkları. Acaba buradan ne çıkacak? Böyle güzel bir VS görür müyüz diye ümit ettiğimiz Crab Feeder'ın bayağı off screen, kamera dışında öldürülmesi. Bunlar ucuz numaralar. Ee, Game of Thrones son sezonlarında yapardı böyle ucuz numaraları. Eee bunu da hiç sevmedim. Eee yani hissiyat olarak, atmosfer olarak belki hoş diyebiliriz ama ee, bu savaş kısmı bana ilerisiyle ilgili biraz endişe verdi. Yani tek bir ejderhanın yer aldığı <laughs> bir savaş böyle yansıtılıyorsa, pek çok ejderhanın olduğu durumlarda neler göreceğiz diye biraz endişe etmedim değil ama çok ön yargılı olmayalım yine bekleyip görelim. E, savaşta hoşuma giden şeyler olmadı mı? Oldu. Mesela şu detay güzeldi. E, savaşın seyrini değiştiren e, ejderha saldırısının e, Daemon'un ejderhası yerine e, Laenor'un ejderhası üzerinden olması güzeldi. Çünkü Laenor'un ejderhasının ismi Sea Smoke. Kendisi böyle duman renginde, kül renginde. Yani öylesi bir gizli saldırı durumunda son ana kadar o savaş ortamında görülmeyecek bir yapısı var gerçekten. Bu hoş bir detaydı ee, ama orada da Laenor'un e, Drakarisi, şu ana kadar gördüğüm en acınası Drakaris olabilir. Yani e, Deneris ve Rhaenyra'nın Drakaris'in yanında birazcık acınası duruyordu. E, Daemon'dan tabi illaki bahsetmek lazım. E, savaşın aptalcalığı ve ucuzluğu bir yana e, Daemon hala karizmatik duruyor. Ee, özellikle o son savaş sekansının tamamında tek bir diyalog dahi kurmaması e, ve tek bir kelime dahi söylemeden pek çok duyguyu o e, izleyiciye aktarabilmesi bu tabi Matt Smith'in de e, başarısı. E, Damon'u hala takdir edilesi bir karakter olarak karakterin yaptıkları anlamında söylemiyorum gelen elçiyi e, ağzını burnunu kırması gibi detaylardan e, bir yana. E, Smith'in oyunculuğu özelinde özellikle e, beğendiğimi söyleyebilirim. Savaşı bırakıp en başa döndüğümüzde ise e, bölüm bir e, aslında sembolizmle açılıyor. E, bölüm genel olarak pek çok sembolizm içeriyordu içerisinde. E, ilki, e, savaş ortamında etrafı düşmanlarla sar, e, sarılmışken, her tarafı ateş ve kan iken, kitaba da ismini veren ateş ve kan ile kaplanmışken hemen bir sahne sonra Viserys'in kahkaha ve şatafatı karşımıza çıktı. Bu aslında bu iki karakterin yedi krallık için neyi temsil ettiğinin bir sembolizmiydi. Bir başka sembolizm av sırasında karşımıza çıkıyordu. Viserys geyikle karşılaştığında aslında bütün hal ve tavrından geyiği avlamak istemediğini görebiliyoruz. Ancak etrafındakinin etrafındakilerin bakışları, beklentileri onun, ondan beklenen görev icabı, o geyi öldürmek zorunda kalıyordu ama hemen yine bir sahne sonra e, Ranera'nın e, karşısına çıkan geyi kendi hür iradesiyle, kendi isteği doğrultusunda özgür bıraktığını görüyorduk. Bu da yine Viserys'le Ranera'nın e, olaylara bakış açısını ve bulundukları konumu yansıtan iyi bir sembolizmdi. Bölümdeki belki de bir diğer e, sembolizm de. Bunu tabi nasıl yorumlayacağınızı siz karar veri, vereceksiniz. E, Viserys ile Rhaenyra'nın e, konseyde yaptıkları konuşma. O konuşma sırasında e, Viserys e, varisi olarak kalacağı sözünü veriyordu Rhaenyra'ya. Ve bu sözü verirken e, Rhaenyra bu sözü bozmak için elinden gelen her şeyi yapan Otto Hightower'ın sandalyesinde oturuyordu. E, i̇şte bu bunu neyi temsil ettiği Aslında biraz yoruma açık. E, bu söze rağmen Otto'nun e, hala bütün kontrolü elinde tuttuğu şeklinde de yorumlanabilir. Veya Ranera'nın e, bunların üstesinden geleceği ve Otto'nun üstünde olduğu anlamını da taşıyor olabilir. E, buradaki artık anlamı biraz siz kendiniz çıkaracaksınız. E, Otto demişken e, artık herhalde abimizin derdi iyice ortaya çıktı. Yani hala anlaşılmadıysa, anlamayan kaldıysa diye herhalde gözümüze gözümüze sokuyorlar. E, Otto'nun öyle krallık, aman kralıma yardımcı olayım, kral eli olarak yedi krallığa hizmet edeyim gibi bir derdi yok. Onun tek bir derdi var. High Tower'lardan gelen birinin o tahta oturması ve bütün planı, bütün amacı, bütün söylemleri buna hizmet ediyor. Yalnız şöyle bir problem giderek baş göstermeye başladı. Şimdi Otto Hightower karakteri itibariyle ve benim de size bunu tekrar tekrar söylediğim üzerine büyük bir manipülatör. Manipülasyon birazcık zeka ile yapılır. Birazcık arka planda yapılır. Yalnız Otto karakteri giderek kör göze parmak bir hale gelmeye başladı. Yani abimizin tahta Egon'u geçirmek için ve Ali Senti aralara sıkıştırmak için kurduğu cümle dışında başka bir cümlesi yok neredeyse. Ee, arada başka şeyler de yapayım. Krallık içerisinde şey yapayım bunu gizlice araya sıkıştırayım yok. Ya orada muhabbet ediliyor orada. Kralım sizin kızı da bizim veletle mi baş göz etsek? Falan diye aralara girmesi falan. Yani ne yapıyorsun abi? Bu kadar kör göze parmak, bu kadar çil, sakin. Ee, Otto abimizin oyunculuğuna hala lafım yok. Yani abimiz oyunculuğunu bence hala konuşturuyor ama karakteri giderek çizdikleri nokta e, birazcık o manipülatör havasını e, kaybediyor gibi. Tahmin edilebilir bir karakter haline dönüşüyor. Bunu da birazcık sevmemeye başladığımı söyleyebilirim. Otto'nun aksine elimizde bir de bunun tam tersi hareket eden başka bir karakter var. O da Lionel Strong. Lionel abi bir kral eli nasıl olmalıyı buram buram gösteriyor. Verdiği her akıl, her tavsiye krallığa hizmet edecek. Viserys'i doğruya götürecek söylemler. Bir önceki bölümde de övmüştük kendisini. En doğru aklı verdi diye. Bu bölümde de yine kendi çıkarlarını gözetmeksizin Tamamen Viserys'e bir çıkış yolu ve en mantıklı cümlelerle veren kişi oydu. Tabii ki yine o tavsiye boşa mı gitti gitmedi mi onu göreceğiz ama en doğru konuşan kişi şu ana kadar bu dizide Lionel Strong onu söyleyebiliriz. Viserys'le olan konuşmasında Viserys'in dur tahmin edeyim oğlun Harvin Strong'u kemik kıranı önereceksin öyle değil mi dediği Harvin'i bu bölümde aslında gördük ismi geçmediği için ee, kaçıranlar olmuş olabilir. Ranera e, avdan döndüğünde üstü başı kan revan bir şekildeyken bütün kamp şok olmuş bir şekilde ve ''Ne oluyor ya burada?'' derken hani bir adam vardı pişmiş kelle gibi sırıtıp ''Vay babam karıya bak'' diye duran e, bir abimiz vardı ya. Heh işte o Harvin Strong e, kendisi <laughs> biraz creepy bir abi. Ee, onunla da ileride e, daha sık karşılaşacağız diyebilirim. Strong'ların bir diğer e, oğlu daha bu bölümde vardı. o Bu arkadaşımızdan bahsedip bahsetmemek hakkında biraz kararsızım. Çok spoiler olacağından da değil ama yani şöyle dizide ne kadar merkeze konulacağını ve üstünde e, hikaye yazılacağını öngöremiyorum. E, sadece şunu söyleyebilirim. E, hani bu kadınlar matinesi dedikodu masasına gelen topallayarak gelen bir karakter vardı e, Laris Strong e, Strong abimizin en küçük oğlu e, bu kardeşimiz öyle aman ben de çok işe yaramaz biriyim <laughs> şöyle kenarda durayım siz konuşun bir şey yapacak halim yok burada gibi bir hali tavrı var önemsiz duruyor e, bu önemsiz durmanın e, bir tabii ki amacı var kendisi kusurlarını kullanarak e, ...fısıltıları ve dedikoduları Yakalamaya ee, layık denmez. <laughs> Muktedir bir karakter. E, daha önce kusurlarını kullanarak fısıltılara ulaşan başka bir karakter görmüştük hatırlarsanız. E, bu abimizde biraz böyle bir karakter. E, bakalım kendisini dizinin ilerleyen bölümlerinde daha sık görecek miyiz açıkçası merak ediyorum. E, bu dedikodu masasında dikkatimizi çeken başka bir karakter daha vardı. Tabii ki de Lord Pug. House of the Dragon gibi bir e, dizide e, bir e, Pak köpeği görmek e, hanginiz beklerdi e, bilmiyorum ben kesinlikle beklemezdim buradan vurmayacağım Tabii ya bu dizide bir Pak'ın ne işi var diye e, hani hem olabiliri geçtim Pak benim bildiğim kadarıyla e, eskilere dayanan soyu eskilere dayanan bir köpek cinsi ama ondan da bağımsız yani e, bunlara takılmıyorum artık. Bir Starbucks bardağı gördük e, bu dizide. E, ama daha da önemlisi oradaki Lady Redwine'ın e, duruşuna hizmet eden bir köpek o birazcık. E, Lady Redwine isminden de anlaşılabileceği gibi aslında Redwine, kırmızı şarap. E, yani Yedi Krallığın şarap denince akla gelen en önemli bölgesi olan Arbor'un e, ailesi. Ee, red wine'lar neden önemli? Ya Aslında şu, önemli derken şöyle, biz daha önce bir red wine görmüştük. Sadece onun red wine olduğunu siz hatırlamıyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Ee, bu duruşuyla, hal ve tavrıyla gördüğümüz hanımefendinin bir benzeri olan Olena Tyrell. Ee, bir e, red wine aslında. Evlendikten sonra Tyrell soyadını alıyor. Yani aslında bu bölümde gördüğümüz Lady Red vine, Olena Tayrel'in büyük 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 annesi. Bölümle ilgili konuşacaklarımın yavaş yavaş sonuna gelirken bir şeyi artık itiraf etmem gerekiyor bence. Üçüncü bölümünde artık iyice gözler önüne serdi sermesiyle birlikte şunu söyleyebilirim ben Ranera'yı sevmiyorum. Ranera'nın iyi bir karakter olduğunu da düşünmüyorum. Ee, benim için şımarık bir e, kız çocuğundan fazlası değil. Ee, yani onun bu yaşadıkları, <laughs> kimse beni anlamıyor, çok kötü durumdayım ee, hallerinin birazcık böyle first world problems e, içerikli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu güç ve zenginlik içerisinde neler çekiyorum e, hali, neler çekiyorsun ablacım? Ya orada e, Kristen Cole gelmiş diyor ki millet ac ac. Bu hala diyor ki ama bir de benim çektiklerimi bilseler. Ne çektin? Tahta acaba beni oturtacak mı oturtmayacak mı? Oturtmazsa ne olur? Dragonstone'un efendisi olarak hayatına devam edersin. Ne olur? Ya benim Daenerys'ten ne kadar nefret ettiğimi artık herkes biliyor. Ya ama en azından o kızcağızın çektikleri çileydi. Kızın ailesini yok ettiler. Daha küçücük bir kız çocuğuyken abisi tarafından atırsızlarına satıldı. Sonra o atırsızları tarafından karnına çocuk koyuldu. O çocuğu kaybetti. Bir şekilde sevmesini öğrendiği adamı da kaybetti. Üzerine oradan hayatta kaldı. Gitti koca köle körfezinde köleleri kurtarmak gibi bir misyon edindi. Kendine dert edindi. Başarılı oldu veya olmadı. Bunları iyi yaptı veya yapmadı. Ama en azından çile çekti. En azından bir şey yaşadı yani. Ve o kız senin kadar ağlamadı. Ranera gerçekten şımarık bir kız çocuğu. Asla sevmiyorum. Seven eden var mı bilmiyorum ama yani Damon bunun kadar ağlayıp sızlanmıyor. Ya tamam Damon'u da sevilecek çekilecekler dert değil de en azından en azından ee, Ranera'yı ben hiç beğenmediğimi ve kendisini bütün davasında karşı olduğumu e, belirtmek isterim ama ama ya bana krallığı vermezler abacım ah Rainis rain senin kıymetini bilemediler bu krallık senin kıymetini bilemedi ya yavaştan e, işler çetrefilli hale gelmeye başlıyor e, Egon be bebek ön plana çıkartılmaya e, onu mu tahta geçirsek e, Ranera'yı buradan indirsek mi? Ee, muhabbetleri başlıyor. Ee, bunlar giderek hızlanacak. Zaten inanılmaz zaman atlıyor dizi. Birinci bölümle ikinci bölüm arasında 6 ay vardı. İkinci ile üçüncü bölüm arasında 3 yıl var. 2 veya 3 yıl tam anlamadım. Bebek 2 yaşında ama bunlar 3 yıl önceydi gibi bir cümle kurdu. 2-3 yıl. Ee, uçarak gidiyor dizi. Ee, ve bu arada bunun etkilerini de görüyoruz. Belki gözünüzden kaçmıştır. Ee, Viserys'in iki parmağı tamamen Kopmuş. Yani hastalıktan dolayı gitmiş bölümde. Ee, yokuş aşağı gittiği için bir an önce o da aman kızımı evlendireyim şu varis muhabbetin oradan çıkarayım derdine de düşmüş zaten. Ee, olayların kırılma anına aslında çok hızlı geliyoruz. Ee, bakalım neler olacak. Ee, umuyorum işin dedikodu e, şey Drama, entrika kısımları hala güzel. Ama bu savaş kısmı pek olmadı. Umarım ejderhaların ve savaşların da olduğu kısımlar ileride daha tatmin edici olur. Diyorum ve e, bu bölümlük e, House of the Dragon değerlendirmemi paketleyip kenara kaldırıyorum. Bir sonraki House of the Dragon incelemesinde veya değerlendirmesinde muhabbetinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.